Takas Bank sunar. Ekotürk ekranlarından herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Dış piyasa programıyla beraberiz. Sizlerin de görebildiği gibi stüdyoda değerli bir konuğum var. Albatros Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Sertaç Ekeke bugün bizlerle beraber. Sertaç merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Stüdyoda ben yayın yapmanın ederim. Her zaman olduğu gibi farklı bir elektriği, dinamiği var. Aynı sağ ol, şekilde. İcabet ettiğin için. Evet, bakıldığında global tarafta herhalde hani odadaki fili tasvir etmeden geri kalanları konuşmak afaki olur. İsrail-Lübnan arası, yani karasal operasyona devrolur mu? Tabii sevimsiz konular bunlar. Çok da derinliğine vakıf olabileceğimiz konular değil ama risk algısını ne kadar bozuyor, fiyatlama davranışlarına nasıl etkiler yapıyor üzerinden maalesef konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla istersen o taraftaki saptamayla başlayalım. Daha sonra diğer konulara geçelim. Bir sene oldu herhalde. Hamas'ın ilk yaptığı hamleden sonra, operasyondan sonra başlayan süreç işte bir seneyi buldu ve artık işin içerisinde aktif bir Lübnan coğrafyası var. Ufaktan bir Suriye operasyonu var. Tabii burada şunu görüyoruz. Aslında hani çok ekonomi tarafında değil ama bir tasfiye süreci olduğu belli coğrafyada. Doğru. Biliyorsun 70'ler, 80'lerin ve hatta 90'ların ortası daha yelpazenin sol tarafındaki aktif güçlerle işbirliği yapılırdı. Şimdi bir miktar böyle bir daha İslami tandanslı bir yapılanma vardı. Şimdi belli ki bölgede o da tasfiye edilmeye çalışılıyor. Evet. Bölgede bir kartların yeniden dağıtıldığı bir dönem var. Bu tabii petrol fiyatları üzerinden açıklanırdı eskiden ama Suudi Arabistan öyle büyük bir dönüşüme girdi ki petrol fiyatları üzerinden bir reaksiyon gelmiyor. Bu da enflasyon tarafında aslında elleri rahatlatan konulardan biri ekonomi tarafına bağlarsak. Evet. Bu tasfiye sürecini gerçekleştirirken eskiden aslında biz çok daha büyük bir ekonomik travma geçirebilirdik. Biz şu an neyin travmasını geçiriyoruz? Aslında Türkiye olarak hassas olduğumuz bir bölge. Gözümüzün önünde bir senedir süren gerçekten insani bir durum var. Evet. Hani Gazze tarafındaki hikaye gerçekten boyut aşmış durumda. Bu tarafa takılıyoruz ama ekonomik anlamda özellikle petrol fiyatlarında ya da enerji fiyatlarında bir reaksiyon gelmediği için de çok sınırlı bir hareketlilik var. Ha, biz negatif ayrışan konjonktürde kalıyoruz. Geçen seneki operasyonda da negatif ayrışmıştık. Hani İsrail o sürgünün, daha doğrusu o yapının içerisinde kalmasına rağmen sanki sürgüne çıkmış biz gibi olduk. Evet. Bir miktar daha cezalandırmıştık. Tam 8500'ü kıramadığımız düzeltme hareketi. Çok benzer bir hareketlenme içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ama jeopolitik riskler hani işin içerisi buralarda kaldığı süre boyunca bence artık absorbe edildi. Petrol de bu dengenin içerisinde kaldığı süre boyunca burası biraz daha böyle ufak ufak İsrail'in topunu oynadığı noktalarda kalacak. Sanki ekonomi tarafına da büyük yansımalar olmayacak gibi gözüküyor şimdilik. Evet, o. Yani sen söyleyince ben de hatırladım. Hareketin ilk başladığı dönemde işte hani Filistin'de iki tane kapı var. Bir tanesi İsrail, bir tanesi Mısır açılıyor. Evet. Hani Mısır borsası yatay hafif alıcılı finanse ederken Borsa İstanbul %3'ler, %4'ler. Hani sanki kapı oraya değil de buraya açılıyormuş gibi. Biz de çok haklısın. Çok doğru nokta yaparmak lazım. Bizde çünkü şöyle bir durum var. Biz orada da nakdi bitirmiştik. Evet. 8500'de artık piyasanın yukarıya gitmesinde zorlandığı, yabancı girişi için bir hikayenin olması gerektiği bir yerdeydik. Ve o zaman çok direndi de endeks. 7200'e defalarca geliyor mu gelmiyor mu 7500 kırılıyor mu diye baktığımız bir ciddi bir testere piyasası içerisinde kaldık. Doğru. Zaten o seneden yani o dönemden bu döneme tam bir sene içerisinde benim hayatımın en zor piyasalarından biriydi. Yani gün yüzü görmedik desek kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani elinizde banka yoksa, holding yoksa, gıda perakendesi yoksa oyun dışısınız. Yani öze çok netti aslında ve birçok yatırımcının elinde enerji kağıdı. İşte bu sırada çimentolar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, halk arzlar kaldı. İki, hala yatırımcı tarafında şöyle bir algıda şey var, tek bir kağıt ya da iki tane kağıtla büyük rally yakalanmaya çalışılıyor. Ve biraz önce yolda mesela bir yatırımcıyla konuşuyorum, şu ana kadar enerji kağıtlarıyla geldi, çok büyük zarar var. Beni bundan kurtaracak 5 katı olacak bir kağıt söyle bana diyor. İşte hata burada başlıyor zaten. Yani olgunun başından itibaren yanlış bir hedefle başlayınca konjonktür başka yere gidiyor. Bu İsrail hikayesinin çok dışına da kalıyor. Orada likit bitince bizim o dönem sattığımız bütün hisse senetlerini yabancı aldı. Bankacılık holding rallisi yaşandı. İşte buna da gıda perakendesi ekledik. Evet. Aynı dönem gene çok benzer bir düzeltme var. Gene çok genele yayılan bir yükseliş hareketi beklemesem de bu sefer bankacılık özelinde bir hareket beklemiyorum. Hani 80 kağıt, 100 kağıt özelinde gene bir yükseliş hareketi olacak ama oyunun içine bu sefer yine gıda olacak.
ulaştırmanın bir miktar gireceğini düşünüyorum. İşte sanayi kağıtlarında göz kırpan kağıtlar olacak. Madencilik, çimento gibi kağıtların işin içerisinde olacağını düşünüyorum. Biraz daha genel yayılan bir yükseliş olacak. Zaten küresel konjonktür, birazdan rakamlarla da konuşuruz. Hani evet, artık istihdama fokuslandığı için büyüme rakamları daha ön planda. Biraz enflasyon ötelendi. O yüzden gene hisse senetlerinin dönemi yavaş yavaş gelecek. Ama sabır zorladı mı gene hikaye çok zorlandık yani. Doğru. Şimdi büyümenin önemli bir öncü göstergesi sanayi üretimi. Sanayi üretiminde önemli öncü göstergesi bu hafta sıklıkla açıklanan ekranlarda verdiğimiz, takip ettiğimiz PMI satın alma endeksleri. Doğru. İşte yani Eylül ayı daha yeni bitti. Pazartesi günü son günüydü. Biz hemen PMI rakamlarını gördük ve hani ekonomik anlamda genişleme 50'nin üstü, 50'nin altı daralma olarak kabul edilir. 50'nin altında daha da aşağıları olur. Türkiye'de 47'den 44'e bir ayda önemli bozulma. Ama evet, Çin öyle, Almanya öyle vesaire. Dolayısıyla dünya genelinde bir hani büyüme, daha doğrusu büyüyememe ve işte istihdam kayıplarının yarattığı iç talepte baskılanma vesaire gibi bir denklem var. Sen acaba nasıl gördün, değerlendirdin? Bayrağı çok erken çekti FED. İyi de yönetti. Biz de aslında hiç fena yönetmiyoruz bu konjonktürü. Orta vadeli programda şunu gördük aslında. Yani hem enflasyon iyi olacak, hem büyüme iyi olacak, hem istihdam iyi olacak. Öyle bir konjonktür yok. Eşyanın tabiatına aykırı. Yani o yüzden bence herkes şunun farkında. Biz enflasyondan, dezenflasyon sürecinden bir miktar feragat edelim. Hedeflerden sapma değil, sadece uzatma anlamında feragat edelim. Zaten ortada çok ciddi bilançolar var. O bilançolar da bir miktar toparlansın. Evet. Bir de biz bu dönem içerisinde bütün bilançoları karşıladık. Yani yeni bitti bilanço dönemi. İyi bilanço sayısı bir elin parmaklarına geçmiyor. O bilançoların hepsi de satışla cezalandırıldı. Yani şu an mesela şöyle bir durum var. İyi bir kağıtta olduğunuzu da anlayamıyorsunuz. Hani enflasyon gibi ne pahalı ne ucuz kaybolmuştuk ya. Şu an ne iyi kağıt ne kötü kağıt gerçekten denklem bozuldu. Çünkü hepsi %50-%30 satış yedi. Evet. Çok ciddi satışlar yediler. Diğer tarafta dönüp baktığımda şunu görüyorum. Dünya büyümek zorunda. Bir kere yapının gereği bu. Hani kapitalizm eşittir büyümekten geçen bir konjonktür. O yüzden büyümeden feragat edebilecekleri bir nokta yok. Fed de bayrağı çok net erken çekti. Çin de 140 milyar dolar üzerinde bir parayı enjekte ederek artık o da oyuna girdi. Evet. Dünyanın bundan sonra büyüme rakamlarını ve istihdamı yakından takip edeceğiz. Enflasyon bence yönetilebilir bir sürece girdi. O yüzden faiz indirim patikasıyla birlikte ben resesyon ihtimalinin ortada olduğunu düşünmüyorum. Soft landing'i çok net başardılar. Nerede sıkıntı var? Almanya gibi, Hollanda gibi, İsviçre gibi artık nüfusu doymuş, yaşlı, tüketimi çabuk kapatabilecek ülkelerde o tüketim hemen kapanıyor. Öyle bir defansa gelme durumu var. Fakat sen Türkiye'de kapatamıyorsun. Bir kere pazarın büyük bir kısmı zaten etraftaki özellikle Arap coğrafyaları olmak üzere dış tüketim de var. Yani gelip burada harcama yapan bir turist tabanı da var. Onun üstüne bizim yan ekonomimiz de çok güçlü. O yüzden harcamalar kısılabilecek bir durumda değil. Bir keza Amerika'da çok farklı değil. O yüzden de enflasyondan bir miktar sekteye uğrayacak. Yani 2026 hedeflerinin 2027-28'e öteleneceği ama büyümenin dengede kalacağı bir konjonktür bekliyorum ben. Evet. Bu sene içerisinde 42 civarında enflasyonu yakalarız. Seneye bir miktar aşağıdan ama yavaş yavaş o ivmenin belli yerlerde dengeye geleceği, o tekhanelere gitmenin birkaç sene daha alacağı bir süreç bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Evet, yani Fitch'in yaptığı değerlendirmede de mesela yani mevcut politikalar uygulanmaya devam edilirse tabii alınacak yollar var. İşte tekhaneye o zaman mı bu zaman mı? Hani orada tabii herkesin bir hani farklı reçetesi, çıktısı var konu hakkında. Ama şu da var, hani işte bir seçim döngüsü vesaire, işte yani en şey 2028'de, erken olursa 2027 vesaire farklı tarihler konuşuluyor. O zaman bu politikalardan hani çıkılma, yeniden popülist politikalara geçme riski vesaire, bunu bir tarafa koyuyorum. Şimdi bugün enflasyon rakamlarını devraldık ve hani piyasa katılımcıları anketinin vesaire verilen rakamların üzerinde bir gerçekleşme. Evet. İşte ENAG'tır, İTO'dur, Türk İş tarafından açıklanan rakamlar da oraya eşit ya da daha yukarıda. Dolayısıyla hani şu an hem böyle üretimin hani sekteye uğradığı, büyümenin maalesef büyüme hızının azaldığı, hem de fiyat baskısının çok da bertaraf edilemediği, hani iki sevimsiz tarafı bir anda fiyatlamaya çalışan bir piyasa var. Sen acaba nasıl değerlendirirsin? Burada tabii zayıf karnımız hala hizmetler ve konut. Evet. Çünkü en geç soğuyacak yapışkan kısım orası. Konutta ciddi bir adım gelecektir ama oradaki soğuma tabii biraz daha zamana ihtiyaç duyulan bir noktada. Özellikle bakıyorum, yeni taşınan herkesin kiraları fahiş boyutlarda. Doğru. Ve bunların hepsinin ciddi bir yansıması var. Şimdi bu sene adaptasyon da yapılacak. Belli bir denge oturacak ama onun için o süreç çok uzun bir süreç ve rakamlara yansımasının birkaç dönemi daha var. Önemli olan enflasyon Ekim.
Ekim'deki manşet rakamda bu kadar büyük sapma gelirse piyasa beklentileriyle faiz indirim sürecinde bir miktar sekteye uğranabilecek bir noktaya gelebiliriz gibi gözüküyor. Ben ama Kasım'a bir faiz indirimi beklentimi koruyorum. Ekim'de biraz daha dengeli bir enflasyon rakamı alabileceğimiz kanaatindeyim. Hizmetleri hala net çözemedik. Evet, bir soğuma var. Yavaş yavaş o soğumanın etkisini görüyoruz ama hala hizmetler tarafında bu beklenti körüklendiği için biz hala o enflasyon beklentisini bir türlü durduramadığımız için fırsat tarafını da hala değerlendirmek isteyen bir hizmetler olduğu için fiyatlara anında yansıyan rakamlar görüyoruz. Hala belli bir noktaya gittiğin zaman aynı işletmede iki hafta üst üste farklı rakamlar gelebiliyor. Bir türlü bunun önüne geçemedik. Bunun önüne geçebilseydik belki konjonktür biraz daha dengeli gidecekti. Tabii bunun önüne geçmenin aslında metodu bir miktarda ahlak diyeceğim kaba tabirle. Çünkü Merkez Bankası oturup bunlarla da uğraşabilecek durumda değil. Evet. Fakat şu ana kadar yönettikleri kısımda aslında hiç fena yönetmediler. Evcilleştirdiler. Sadece son darbeyi vuramadılar. Ben yavaş yavaş 42-43 hattında bir kapanış bekliyor olacağım. Biraz daha sert bir soğuma bekleyenler herhalde 38 hattının olmayacağı zaten çok uzun bir zamanda aşikardı. Ama bandın içerisine doğru seneyi kapatacağımız kanaatindeyim. Burada konutla hizmetlerin reaksiyonunun geç gelmesi bir miktar bizim bu fırsatlardan da yararlanan yapımızdan da kaynaklandı maalesef. O dönem o gerçekten beklentiler çok ayyuka çıktığı için burayı yenebilmek biraz daha zor bir süreçti ama Ekim'in daha iyi geleceği kanaatindeyim. Evet, şimdi biraz da istersen Borsa İstanbul'a doğru yavaş yavaş direksiyonu kıralım. Şimdi Borsa İstanbul hani yılı 12.500-13.000'lerde bitirir. Bir yıl içinde araştırma departmanlarından gelen hedef fiyatlar 14.000'lere falan tekabül ederken böyle bir işte 10.000'lerin üzerinde tutunamayıp 9.000'e kadar 8.900'lü rakamlar da böyle işte grafiklerde bir çentik bıraktı izini. Dolayısıyla hani işte gayrimenkul yatırım ortaklığı faiz dilimine duyarlı, işte Avrupa'da işler iyiyse beyaz eşya, dayanıklı tüketim malı vesaire. Hani o sektörel bazdaki denklemin dışında bir fiyatlama olduğu aşikar. Sen acaba nasıl gördün, değerlendirdin? Beraber görüştüğün çok yatırımcı var tabii ki. Kesinlikle batmışız gibi bir fiyatlama var. Yani ama şunu atlıyoruz. Yatırımcıların atladığı iki tane konu var. Evet. Bu bizim de çok başımıza geliyor. Örnek veriyoruz, bir kağıt beğeniyoruz ama kağıdı tamamen örnek veriyorum. Perakende gıdada zaten %300 gitmiş kağıt. Hala dinamiği var mı? Var ama iskontosu azalmış. Belli yerlerde düzeltmeler mutlaka olması lazım. Tam bu düzeltme dönemine denk geldik. Bu düzeltmenin derin de olmasının nedeni bir, gerçekten yerli yatırımcıda bu sefer hisse senedi var. Panikle satılmadı o kağıtlar. Hı hı. Ve belli oranda tutuluyor. Bir de tabii panikle satacak bir yer yok. Çünkü o 7500-8500 arasındaki hareket, hatta 7200 hareketinde zaten yerli yatırımcının büyük bir kısmı döküldü. Doğru. Onu yabancı alıp yukarıya götürdüğü için biz yeniden pozisyonlanmaları 11.000-10.000 hattında yaptık. O yüzden herkes zararda neredeyse. Evet. Bu ciddi bir sürüklenme yaratıyor. İki, fonlarda da ciddi çıkışlar var. Yatırımcı oradan da yıpranıyor. Faiz yüksek çünkü. Mevduat tarafına bir kayma var. O yüzden piyasanın aslında yeni hikaye yaratması çok zorlanıyor. Yani şu an piyasada aslında herkesin zarar ettiği bir oyun var. Birkaç faktör hariç herkes de ciddi bir sıkıntı yaratan süreçten geçiyoruz. Ben ama 8800 hattının artık dip olduğunu düşünüyorum. Yani 10.000'in altında zaten hisse senedi toplama yeriydi. Şu an o toplama yerinin devam ettiğini, 8800 hattında da 8800-8700 hattında da artık hikayenin sonuna geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunun altı artık ayı piyasasına girer. Dolar bazında da TL bazında önemli destekler yani var. Dolar, neden? Çünkü bu adamların toplu çıkış yaptığı yer 2 dolar, 220 dolar, 230 dolar hattıydı. Eve enflasyonist farkı da koysam 250 dolardan yerine koyabilecekleri bir hat var. Orası da tam 8700-800 hattına geliyor. O hatta kadar geri çekilmeler bu oyun içerisinde var. Ben 9200'lerden de bir reaksiyon bekliyordum ki geldi. İşte üstüne Lübnan hikayesi geldi. Evet. O yüzden buralara hala pozisyon alınacak yerler. Yatırımcının şu algısını değiştirmesi lazım. Yanlış yerden maliyetlenebiliriz ama kağıt iyiyse, hedeflemeler yukarıya doğru gidiyorsa, iskonto açıldıysa aslında biriktirme yeri. Fakat tek bir kağıt biriktirecek dönem değil. Doğru kağıttaysanız ısrarla beklemek lazım. Örnek veriyorum, perakende gıdalarda açılma. Bankada yakalandığınız şu an ekside ise hala hikaye orada dönüyor. Hala gıda perakendesi yukarıya dönecek. Dezenflasyonist süreç beklenilen hızla gelmeyecek çünkü. Hani bir miktar daha dengede kalacak. Ya da bankalar oyuna geri geldi. Fed'in indirdiği noktadan sonra emergency marketların artık ön plana çıktığı bir döneme doğru gidiyoruz. O gelişmekte olan ülkelere akan para bankacılık üzerinden bize gelecek. O yüzden de gene oyuna onlar geldi. O yüzden bu tarz kağıtlar biriktiriyorsak aslında biraz sabırlı, biraz sakin davranmak lazım. Yanlış yerden de maliyet varsa biraz yoğunlaşmaya dikkat ederek ortalama çekilebilecek yerlerdeyiz aslında. 8800'ün çok altını bekliyorum. Bunun altında kapanış olursa benim oyun planımda ciddi bir değişikliğe görünüşür. Çünkü ben bu sene içerisinde hala 12.500 hattının hala hedef olduğunu düşünüyorum. Hatta 2025 birinci çeyrekte de 400 dolarları konuşuruz diye düşünüyorum. Aslında bundan sonraki konjonktür için iyimserim.
O tan kızıllığı dönemi gibi geliyor bana. Artık karanlığın en çok çöktüğü noktadayız. Evet. Burayı da yönetmek çok zor gerçekten. Yatırımcının artık sabrının zorlandığı noktada olduğumuz için de yükselişe yakın olduğumuz kanaatindeyim. Evet, yani 9000'ler civarında olduğunu düşünecek olsak hani 12.500 %30 civarı bir TL bazında sağlam bir hareketlenme bekliyor gibi. Yani yılın şimdi son işte çeyreğinin başındayız, ilk haftasındayız. İşte 3 haftada herhalde para piyasası fonunda kalsan faiz indirimi olur olmaz %12-13 civarı bir getiri. Altın tarafında hani 3000'lere geldik gram bazında. Hani hane halkının sevdiği birkaç yatırım aracı arasında hani şurada kalırsan tabii altında kalırsan ve endekste kalırsan ne alacağım belli değil ama faizde kalırsan ne alacağım belli ve işte açıklanan enflasyonla da TÜİK enflasyonuna nispeten yakın bir getiri vesaire. Bu da biraz neredeyse pozitife bile dönen dönemler oldu yani. Bak yıllıkta ama sen altına ve endekse yönelimin ne kadar olması gerektiğini ya da nasıl potansiyeller içerdiğini. Hala 50 hisse senede, hala 30 kıymetli maden ya da Bitcoin türevleri gibi alternatif ürünler ki kıymetli maden çok ön plana çıkıyor. Ben Bitcoin'deki güçlü hareketi de aslında bir miktar yoruyorum. 65 bin üzerindeki hareket de aslında piyasada alternatif arayışların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani sürekli gelip o tarafa kendini düzeltiyor. Bu arada seneye S&P'de de medyanın 6100-6200 hattında olacağını düşünürsek orada da gidilecek çok fazla bir mecra kalmadı. O yüzden gelişmekte olan ülkelere doğru para akar. Hisse senedi tarafında bir %50, mutlaka %30 alternatif kıymetli madenler, emtia döneminin de geldiğini düşünüyorum. %20'nin de mevduat gibi enstrümanlarda ya da para piyasası fonlarında kalması gerekiyor. O tarafta çok risk almamalıyız. Bir %20 gerçekten her zaman likide dönecek paraya ihtiyaç var. Ne olur ne olmaz bizim coğrafyada bunu gerektiriyor çünkü. Doğru yani çünkü fırsatlar bitmiyor. O fırsat oluştuğu zaman da değil mi? Şu an bir fırsat mesela aslında ama biz tabii ki malla sürüklendiğimiz için doğamız gereği. O %20 olsa mesela buradan ortalama yapabileceğimiz bir yer gelir. Bizde bir de şöyle bir hata var. Çok dikleşen grafikler ya da hedefleri tutan yerlerde düzeltmelerin gelmesini beklemeden sabırsızca davranabiliyoruz. O yukarıya doğru her sürekli bir ivme bekliyoruz ama bu işin doğasında düzeltmeler var. Düzeltme mi, piyasa döndü mü buna kanaat getirmek lazım. Bence hala düzeltme boyutunun içerisindeyiz. Evet yani herhalde işte kârda oturmayı bilmek ve zararı kısa kesmek hani söylemesi kolay, yapması zor. Tam tersini yapıyoruz ama. Hani insan doğası. Kârı gördüğümüz anında satıyoruz, zarardayken de çok uzun bir dönem hisse senedini taşımaya çalışıyoruz. Bu arada bence orada da sorun yok. Doğru kağıttaysak ama. Evet. İşte biraz önce de söyledim, 100 kağıdın belki dışına çıkmayacak bir yükseliş hareketi bekliyoruz. 100 kağıttan birinde değilsen, geriye kalan 400-500 kağıt arasındaysan büyük sorun var. Ya şimdi yabancı yatırımcı diyoruz işte hani bizden çok daha fazla bilgiye ya da analiz, adam çalıştırma vesaire olarak. Şimdi o insanlar bile hani senin de çok iyi bildiğin gibi bir emir verirken işte ne diyor? İşte bugünün ortalamasından filan işte VWAP oturup oradaki trader işte bugün 500 bin lot olursa ben 50 bin alacağım bunun ne kadarı diye. Yani alım prosesi neredeyse tüm güne yayılıyor ama bizim yatırımcımız çok daha az bilgi, çok daha az emek. Gözünün ucuyla bir kademede yakalayıp o işte 3 katı 5 katı gibi böyle afaki beklentiler. Kesinlikle bir de şöyle bir durum var. Mesela örnek veriyorum yayın yapıyoruz. Yayında bir 5-6 sektör sayıyoruz ve bunu böyle alın, bunu böyle alın diyoruz. O bir portföy geliyor arasından çok beğendiğimiz bir kağıdı %80 almışız. Evet. En ufak düzeltmede yatırımcı bu sefer serzenişe giriyor. Doğal olarak geliyor çünkü risk gereksiz yükseltilmiş. Ne olursa olsun ne kadar yüklü olursak olalım. Türkiye'nin en büyük holdinglerinde bile çok ciddi marjlarda geri çekilmeler var. En iyi kağıt %30 geri çekildi. Bu tarz bir döneme yakalandığınız zaman kağıt ne kadar iyi olursa olsun sizi yoruyor. O yüzden mutlaka portföylerde biraz genele yayılmakta, biraz sektörleri dağıtmakta yarar var. Evet. Şimdi emtia için hani iki farklı yorum var. Tabii değerli metal ve altın ağırlıklı olarak emtia deyince bizim anladığımız. Yoksa hani işte uranyumda, alüminyumda, deniz falan dünyada çok farklı hareketler oluyor ama hani daha ziyade yerli yatırımcının ilgi gösterdiği gram altın ve altın ons bazında. Şimdi orada iki farklı görüş var. Hani bir, bu işte artık birinci yılına ulaştığı jeopolitikistler vesaire. Bu artık bir doygunluğa ulaştı ve işte fiyatlarda bir 2650-2685 arası dolar ons bazında fiyatta bir yorulma, bir konsolidasyon. Bir görüşte hani bu daha buzdağının görünen kısmı daha yeni başlıyoruz. İşte 3000 ötesi tabi kuralları. İkisi de tabi doğru olur bir farklı zaman diliminde ama acaba sen nasıl değerlendiriyorsun? Biraz timing gerekiyor. Düzeltme payı olsa da altındaki görüntünün yukarıya doğru devam edeceği kanaatindeyim ben. Bence artık kağıt para, dolar, euro bunlar alternatif olmaktan çıkıyor. Yavaş yavaş piyasanın dinamikleri değişiyor. 2008'den sonra şunu öğrendik. Bizim bildiğimiz piyasa ve sistem artık değişiyor. Bu değişimin içerisinde emtiaların geri döndüğünü görüyoruz. Özellikle Çin'in
dolar satıp emtia toplaması ve bu emtiayı üretimde bile kullanmayacağını bilerek toplaması çok önemli bir sinyal. Bundan sonraki dünya denkleminde emtia çok daha genel bir yere oturacak ve altın da bunu ilk fiyatlayanlardan bir tanesi olacak. Ben yavaş yavaş gümüşün de oyuna daha sert gireceğini düşünüyorum. O yüzden gümüş altın tarafında hala pozitif olmaya devam ediyorum. Hatta birkaç senelik konjonktür içerisinde altında 5000 dolarları konuşacağımız bir yolculuğa doğru gidiyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim dinamiklerden bence artık dolar eskisi gibi rezerv olma özelliklerini yavaş yavaş tartıştığı ve kaybettiği bir dönemdeyiz. Evet. Belki bir dönem sonra gerçekten doları bile tartışıyor boyuta geleceğiz. Dünyanın dönüşümü içerisinde emtia bence çok popüler bir yerde ve orada kalmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle bu 5 Kasım seçimlerinde Trump gelirse hani Amerika'yı kriptonun merkezi yapacağım neler yapar ben hakikaten düşünmek istemiyorum. Ben kripto konusunda gerçekten Trump'ı bekliyorum. Bu arada uzun zamandır böyle çekişmeli bir seçime gitmemiştik. Evet. Kamala Harris bir gün öne geçiyor, Trump öne geçiyor ama Kamala Harris'in oynadığı yer çok doğru. Şu an en çok canı acıyan kısmı orta sınıf ve orta sınıfı oynuyor. Kazanabilirse oradan gelecek ama Trump öyle bir revanşist duyguyla geliyor ki çünkü o kaybettiği seçimden sonra yaşananlar var. Gerçekten doların çok tartışmalı olacağı bir dünyaya doğru gidebiliriz yani onunla gelmesiyle birlikte. Evet, yayının başında biraz konuştuk ama hani seviyeler üzerinden geçmek gerekirse hani petrol tarafında Suudi Arabistan'dan bahsettin. Amerika artık kendine yetmesi oyunda herhalde farklı evet. bir sayfa açıyor. Yani kaya gazı vesaire gibi alternatif. Çin'in bir türlü ayağa kalkamaması yani o da çok bir talep göstermeyip piyasada bu Orta Doğu kaynaklı risklerin hiç neredeyse fiyatlanmaması yani bizi bayağı destekliyor dışarıdaki petrol fiyatı. Sıfır geçtik bundan 2 sene önce İsrail, Lübnan bu olaylara gelecek. Petrol belki 150 dolardı şu an. Biz bunu konuşuyorduk. Yani o kadar rahat geçildi ki. Bir de tabii şey var. Düşük yoğunluklu savaş diyorlar galiba yanlış bilmiyorsam. Evet. Biz öyle şeyler görmeye başladık. Yani İsrail bombalıyor, İran'ı bekliyoruz. Ya da Ukrayna, Rusya canlı görüyorduk işte Kiev'e gelen Rus askerlerini canlı canlı gördük. Şimdi savaş şey gibi Twitter'da. 2 dakikada izlediğimiz bir şeye dönüşmüş durumda ya da sosyal medya üzerine. O kadar alışıyoruz ki belli şeylere fiyatlamalara da yansımayınca unutuluyor gidiyor. Bu konjonktürün içerisinde ben hala petrol fiyatlarının dip noktalarda olduğunu düşünüyorum ama bir yerde reaksiyon gösterecek, bir yerde salacaklar ama nefis yönetiliyor. Bunun içerisinde tabii şu da var. Eskiden gerçekten belki çok daha sert petrol fiyatları üzerinde spekülatif etkiler vardı. Şu an orayı en azından enflasyonu yenebilmek için önemli bir... Yani biz nasıl kur üzerinde çok ciddi anlamda bir... Kur üzerinden bir çıpalama yaptık. Dünyada enerji fiyatları üzerinden bir çıpalamaya gitti enflasyonda. Bu da şu ana kadar işe yarıyor. Evet. Zaten son bir iki dakikamız ama dolar kurunda konuşmadan hani programı tamamlamak istemiyorum. Şimdi dolar kurunda farklı denklemler var. Herkes bir carry trade peşinde. İşte sanayici döviz cinsi kredi kullanıyor. İşte hane halkı KKM'den geçiyor. Dışarıdan swap kanalıyla vesaire yabancı. Dolayısıyla hani aşağı yönde çok satıcı var. Alıcı da Merkez Bankası dışında pek yokmuş gibi gözüküyor. Doğru, doğru. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu dönemde bizi nerelere acaba götürür bu yani nispeten dengesiz arz talep durumu? Büyük bir kopma olmayacağı belli yani. Çok da iyi yönetildi. Tabii buradaki en önemli şey artan bir şok etkisinin biriktiği hani üzerinde. Olası bir dengesizlikte bunun cezalandırması büyük olur. Ama şu ana kadar nefis yönetilen bir süreçten geçtik. Merkez Bankası gerçekten adım adım ilmek ilmek ördü burayı ve bu arada doğasıyla da oynanması gerektiği yerde oynadı. Çok da müdahale etmesi gerektiği yerde etti ya da etmemesi gerektiği yerde açık oynadı. Hı hı. O yüzden ben çok doğasının bozulmadığını, o kur şoku riskinin de absorbe edildiği kanaatindeyim. Hı hı. 1-1,5 senelik konjonktürde daha sert bir kur hareketi beklemiyorum. Bu sene içerisinde maksimum 38'ler. Seneye de 41-42 hattına doğru bir hareketlenmeyle dönemi kapatırız. Şu an şoku gerektirecek herhangi bir durum yok. O yüzden döviz enstrümanları yatırım aracı olmaktan çıkmış durumda şu an için. Evet, çok tetkik mesaj vermiş oldum böylece. Çok teşekkür ediyorum. Ben ayağına teşekkür ederim. Sağlık. Evet, değerli izleyenler, bugün Dış Piyasa programında Albatros Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Sertaç Ekeke'yi ağırladık. Dış piyasalar, iç piyasalar, enflasyon beklentileri, dolar kuru derken hemen hemen tüm piyasalara dair önemli saptamaları oldu. Böylece bugün de Dış Piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Takas Bank sundu.